give a break, 'cause I just won't fight. If you have much more to say, then wrap the rest over. Müzisyen, bestekar, dansçı, Türk ve dünya müziğini başarıyla yorumlayan genç yetenek Melis Bilen. Merit Park Otel'de tavla turnuvası gala gecesinde sahne alan Melis Bilen'le keyifli ve içten bir sohbet gerçekleştirdik. Bilen, yeteneği ve güzelliği kadar samimiyetiyle de tam puan almayı fazlasıyla hak ediyor. Müzik ve kişisel kariyerine ilişkin sorularımızı yanıtlayan Bilen, bakın neler anlattı. Şöyle, ilk olarak herhalde çocukluk yıllarımda müziği hobi olarak devam etmemle başladı. Daha sonra endüstri mühendisliğinden mezun oldum bir şekilde. Fakat mesleğimi ve diplomamı bir kenara bırakarak müziğe atılmaya karar verdim. Çünkü hayatımın en büyük aşkının müzik olduğunu keşfettim. Sahnede olduğum zaman gerçekten kendimi evimde, yani doğru yerde ve çok konforlu bir alanda hissediyorum. Olmam gereken yer dans etmek, işte stüdyoda şarkı söylemek, beste yapmak, belki hıçkırıklarla ağlayarak bir şiir yazmak, şarkı sözü yazmak. Bunlar bana dünyanın en güzel mutluluğunu veriyor ve doğru mesleği yaptığımı hissediyorum. Müzik ise gerçekten zor bir piyasa, zor bir sektör. Neden diyecek olursanız, bunun bir okulu, yani nasıl ilerleneceğine dair herhangi bir rehber yok. Herkes farklı yollardan bir şekilde piyasanın içerisine giriyor. Kimisi okullu oluyor, kimisi değil, dışarıdan bir şekilde şey yapıyor, yani bir yerlere geliyor. Ama benim müzik mücadelem şöyle gerçekleşti. Endüstri mühendisliğinden mezun olduktan sonra Sabancı Üniversitesi'ni bitirip müziğe atılmaya karar verdim ve neresinden başlayacağımı bilmediğim için ilk olarak kendi söz ve bestelerimi yapıp internet ücretsiz olarak bunu müzikseverlerle paylaştım. Daha sonra çok güzel geri tepkiler aldım. Zaman içerisinde bunlar bana ufak tefek işler getirmeye başladı. Ufak orkestralarımız falan da vardı. Orada burada çıkarken baktım, daha profesyonel işler almaya başladım. Zaten ait olduğum yer sahne diyorum ya. Önceden de dans geçmişim ve güçlü bir spor geçmişim var. Dolayısıyla bunları birleştirerek sahnede şovlar yapmaya başladım. Bir yandan da söz ve beste yazıyorum. Bunları internete koyarken Brezilya'dan bir teklif geldi. Ve ilk albümümü Türkiye'de değil, Brezilya'da glitch hop janrında bir şekilde çıkardım ve bu DJ Fractal System'le yaptığımız ortak bir çalışmaydı. Kendisi DJ ve aranjör aynı zamanda. Sonra ilk olarak Brezilya'ya gittim, sonra Arjantin'e gittim. Burada da çok keyifli müzik çalışmaları oldu. Daha sonra Amerika asıllı bir yapımcının bir teklif getirmesi üzerine iki tane de maxi single çıkardım dijital platformlarda. Bu da kendi altı şarkıda kendi bestem ve kendi sözüm olan şarkılardı. Bunların da geri dönüşümleri müthişti. Çok güzel indirilme oranları vardı. Bunun üzerine ben tekrardan Türkçe yazmaya devam ettim. Zaten Türkçe yazıyordum. Türkiye'den de çok güzel böyle geri dönüşümler oluyor. Buradan da çok güzel bir kitle bana sahip çıktı. Ben hiçbir yapımcıyla çalışmadan kendi tırnaklarımla, kendi çabalarımla bir yere gelmiş belki de tek kişiyimdir. Çünkü bu şekilde yapımcısız bu yolda 6 yıldır yürüyen ben başka birisini daha görmedim. Bu ciddi bir mücadele. Belki ileride benim ismim bu şekilde konuşulabilir. Çünkü herkes şunu biliyor. Bir yapımcıya gidersiniz, bir şekilde ikna edersiniz, albüm çıkartırsınız. O sizi bir yerlere taşır. Orada burada işte ilanlarınızı, markajlarınızı yapar, işte televizyonlara çıkartır. Bu şekilde ferdi olarak tek başına mücadele vermek gerçekten çok zor bir şey. Ama ben isteyerek zoru seçmedim. Hayat belki beni bu tarafa getirdi. Ben de bir sürü yapımcıyla görüştüm. Ama bana şu cevabı verdiler. Senin işte vizyonun çok farklı, Türkiye'den çok farklı, aşırı kaliteli bir müzik. İşte bunu nasıl lanse edeceğimizi bilmiyoruz. Zaten sektör biraz krizde. Yeni bir şarkıcıya yapımcılık yapıp ona yatırım yapmaktansa eski şarkıcıya yeni albüm yapmanın çok daha ucuz ve maliyetsiz olduğunu, daha mantıklı gördüklerini söylediler. Yatırım yapmak istemeyebileceklerini söylediler. Kafalarında tam canlanamadığını söylediler. Oysa ki benim kafamda gerçekten dünya çapında büyük projeler vardı. Ama galiba bunlara, yani bu görüştüğüm yapımcılara biraz fazla büyük çapta şeyler geldi. Belki gözleri korkmuş olabilir, bilemiyorum. Ama ben inandığım yolda, aşık olduğum meslekte ısrarla yürümeye devam ettim. Evet, bu büyük bir mücadele. Ama şu anda bu sayede mesela Kıbrıs'a geldim.
Burada beni seven bir sürü insanla tanıştım ve bu herhangi bir yapımcı sayesinde olmadı. Beni seven insanlar beni buldular. Ben beni seven insanları kendim buldum. Yani biz birbirimizi bir şekilde bulduk. Herhangi bir yapımcı araya girmeden yaptı. Bu doğal yolda gerçekleşen bir aşk. Türk müziğinin dünyada hak ettiği yeri neden bulamadığını sorduk. Melis Bilen'e göre doğru müzik doğru vokalle buluşmalı. Ben şöyle değerlendiriyorum. Aslında ne kadar da dünya müziği yaptığımız düşünülse de aslında dünya müziği yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Biz lokal olarak lokal müziğimizi çok seven insanlarız. Arabeski seviyoruz. Yani seviyoruz derken ben öyle aşırı arabeskçi değilim ama genel olarak konuşursam Türk halkı arabeski sever. Türk halkı kendi ezgilerini, oyun havalarını çok sever. Tabii ki belli bağlamda yurt dışından yabancı albümlerde de bu tarz ezgilere, bu tarz artık yeni oryantal namelere falan rastlıyoruz. Onlar da işte lezzetlendirmek için, çeşnilendirmek için bu yollara başvuruyorlar. Ancak ana olarak eğer dünya sound'u kullanılmazsa dünya sound'unun çok gerisinde bir şey yakalarız. Biz tamamen taklit yapıyoruz. Yani benim Türkiye'de gözlemlediğim şey o. Bilinen bir şeyin phrase'ini alıp copy paste yapmak. Dolayısıyla burada bir yaratıcılık olmuyor. Benim fark ettiğim şey şu. Şarkıyı söyleme biçimimiz çok Türk. Yani şimdi iki şey arasında çok farklılık var. Yabancı bir albümü dinliyorsunuz. İkisi de İngilizce parça söylüyor. Bir Türk sanatçı da İngilizce albüm yapmış. İngilizce parçalarını dinliyorsunuz. Onun Türk olduğu zaten çok belli. Ama neden? Yani neden bir yabancı bu türkü o kadar benimseyemiyor, o kadar güzel söylüyormuş gibi gelmiyor? Telaffuzundan falan da kaynaklandığını düşünmüyorum. Söyleyiş biçiminde bir dünya sound'unu yakalayamama var. Gırtlaktan kaynaklanıyor. Bir o. Hani nasıl Japonlar bir şekilde konuşup da böyle farklı bir ağız yapılarına sahiptirler. Türkler de bir şeyi söylerken hani nasıl söyleyeyim? Hani fly me to the moon and let me play among the stars. Şimdi bu batı tekniği. Ben bunu Tanrı istemese yaprak düşmezmiş. Bu tonla söylersem fly me to the moon and let me play among the stars. Şimdi bu İngilizce olmuyor. Yani bu şarkıyı ben bu şekilde söylersem ona hitap etmez. Niye? Çünkü gırtlak yapım buna hitap etmiyor. Yani onun bildiği sound aynı şan tekniği değil. Şan tekniğini batıya uydurarak yapmıyoruz. Bir kere vokalde bir bence böyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İkincisi sound olduğu gibi copy paste. Bence soundlar şu şekilde zenginleştirilebilir. Bizim doğu ezgilerimiz batıdan almış olduğumuz hadi copy paste'lerle birleştirilip çok güzel aranjman oluşturulabilir ki bunlar yapıldı. Bence dünya soundunda aranjmanların yapıldığına inanıyorum. Fakat bu doğru vokalle hiçbir zaman birleşemiyor. Yetenekli vokaller doğru olması gerektiği yerlerde değil Türkiye'de. Yeteneksiz vokaller nasıl söylemesi gerektiğini bilmiyor. Dolayısıyla böyle bir handikapın içerisine giriyor. Yanlış vokalle doğru müzik birleşse de yine olmuyor. Vokal çok önemli, şarkıyı yukarı taşıyan şey. Yani dünyayı çok iyi takip edip vokal olarak da o şekilde okuyup o şekilde yükseltebilirseniz o klası dünya bunu fark edecek. ...2013 yılında İsviçre'yi Eurovision'da temsil etmek için 5 bestesiyle yarışan Melis Bilen... ...finale kadar yükselip elendiği Eurovision macerasını da anlattı. Şöyle ki, Türkiye biliyorsunuz son 3-4 senedir Eurovision'a katılmıyor. Bunun da nedeni başta farklı şeyler işte. Belki inanmıyorlar yeterince haklı bir seçim yapıldığına ki ben de katılıyorum aslında. Biraz öyle bir durumlar var. Fakat ben bu süre içerisinde müzisyen olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Çünkü Eurovision küçüklüğümden beri yakından takip ettiğim bir yarışmaydı. Ve benim çok yakın bir arkadaşım İsviçre'den bana İsviçre'nin kendi ulusal Eurovision şarkı seçme prosesinin yurt dışındaki müzisyenlere açıldığını söyledi. Ve benim de bu yarışmaya katılarak kendi bestemi sunarsam eğer olabileceğini söyledi.
bir şansım olabileceğini söyledi. Çünkü iyi besteler yapıyorsun, iyi sözler yazıyorsun. Bence şansını denemelisin dedi. Ben de alternatif olarak hali hazırda yazmış olduğum 5 parçadan göndermiş bulundum. 5'i de ilk elemeyi geçti. Sonra bir sonraki şeyi geçti. Ben ciddi ciddi bildiğiniz finale doğru gidiyorum. Ve hani acaba bir Türk mü gerçekten İsviçre'yi temsil edecek şekilde haberler Almanca olarak yazılmaya başladı. Ve Schwarz Illustrated'de bir şey yazı çıktı. Ardından işte 20 Minuten adlı bir İsviçre gazetesinde yine bir röportaj ve yazı basıldı. Bu tarz böyle kamuoyu hani yoklaması da yapılıyordu. Ardından tabii farklı bir kesiminde şeyi başladı o sırada. Nasıl söyleyeyim? Farklı bir münazara, farklı bir düşünce biçimi. İşte bizi niye bir Türk temsil etsin ki? İsviçre'de müzisyen mi kalmadı? İşte bizi Türkiye temsil eder, yani bir Türk kızı temsil ederse Türkiye kazanmış olacak. Bu ne alakadır? Hani şeklinde birazcık belki şovenist, birazcık belki ırkçı yorumlar. Tabii benim de moralimi bozdu. Ben tabii genç müzisyen, ne anlarım ki, ben duygusal bir sanatçıyım. Niye böyle oldu falan diye üzülmeye başladım. Sonrasında şunu fark ediyorsunuz. Bunların hepsi tamamen bir tecrübe. Elbette ki böyle şeyler oluyor ama siz kendi mücadelenizde bir adım daha olgunluk seviyesinizi arttırmış oluyorsunuz. Nitekim ben de elendim ve sonuç olarak yine bir İsviçreli İsviçre'yi temsil etti. Fakat bu yolda ben bayağı bir şey öğrenmiş oldum. Peki Melis Bilen bir gün Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmek ister miydi? Evet, birçok insan şöyle söyledi. Neden Türkiye adına katılmıyorsun? Ben dedim bu yarışma zaten Türkiye'nin katılmadığı bir yarışma. Ama onlar sanki ben Türkiye'yi hani bırakmışım da İsviçre adına yarışıyormuşum gibi bir algı uyandırdı onlarda. Ama herkes sonunda anladı ki hani bununla alakası yok. Üstelik şöyle de bir durum var. Türkiye asla şöyle bir şey yapmıyor. Hani seçimleri ben yani... Bildiğim kadarıyla bu hani TRT'den şu şekilde bir son karar geliyor. Bu sanatçı gidecek Eurovision'a deniyor. Konu orada kapanıyor. Hani bir seçme, bir beste yarışması, bir halk oylaması şeklinde bir durum olmuyor Türkiye'de. Yani Türkiye son kararı veriyor. İsviçre ise daha demokratik bir seçim açıyor. Kuzey Kıbrıs'ın kendisine ilham verdiğini söyleyen Bilen, ada insanını çok seviyor. Kıbrıs kesinlikle bana ilham veriyor. Ben bu Merit Crystal Cove'da açıkçası orada kaldığım zamanlarda çok güzel besteler yapmıştım. Denize karşı o sessizlik. Ben ada insanını seviyorum çünkü belki büyük şehirlerden daha kopuk, büyük kitlelerden daha kopuk olduğu için kendi içlerinde böyle daha bozulmamış, daha içten, daha samimi, daha candan insanlar. Öyle bir aura yaratmışlar, öyle bir elektrik yaratmışlar kendi aralarında. Ve onlarla sohbet ederken o bozulmamışlığı, o güzelliği hissedebiliyorsunuz, o candanlığı. Metropollerde bozulmuşluk niye fazla? Çok çok fazla insan var. İnsanın çok arttığı yerde artık hani güvensizlik ortamı oluyor. Başka tarz işte suçların daha fazla artması ve aynı zamanda insanların birbirlerine daha temkinli yaklaşmasına neden oluyor. Ve belirli bir mesafe giriyor insanların arasına. Bunun dışında insanların stres yaşaması devamlı, koşturmaca peşinde olmaları, işte herhangi bir şeye devamlı koşturan ve devamlı zamana yetişemeyen insanlar görüyorsunuz. Paylaşmayı sevmeyen insanları daha fazla görüyorsunuz. Küçük bölgelerde insanlar paylaşmayı, birbirlerini yaşamayı ve yaşatmayı daha çok seviyorlar. Çünkü paylaşamayacağımız ne var ki? Hani doğayla çok iç içeler, anladın mı? Hani kopmamışlar daha. Orada bu metropollerde bir şey oluyor. İnsanın doğasına böyle bir virüs giriyor. Gerçekten insanlıktan biraz uzaklaşıyoruz hepimiz. Neden olduğunu bilmiyorum. Hani bunu kendim adına da söylüyorum. Çünkü o samimiyetten hepimiz uzaklaştık. Hepimiz küçük birer Amerika olduk aslında. Bu büyük küçük metropoller. Melis Bilen'e en çok beğendiği sanatçıyı da sorduk. Beyoncé'yi mesela gerçekten sahnede çok beğeniyorum. Neden derseniz, kendisi hem canlı söylüyor hem de çok iyi dans ediyor ve çok güçlü bir performans sergiliyor.
seyirciyi gerçekten avucunun içine alıyor. Herkesle aynı tansiyonu yakalayabiliyor, bunu yaşatabiliyor insana. Ve ben bunun gerçekten doğuştan gelen bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Sonradan edinilmesi o elektriği vermiyor. Eminim çalışarak işte dans kurslarına gidebilirsiniz, sahne deneyimi, eğitimi alabilirsiniz ama o elektrik yani ya vardır ya yoktur. O sahne ışığıdır, o star ışığıdır gerçekten insanda olması gereken şey. Ben Beyoncé'yi gerçekten bu bağlamda çok beğeniyorum. Sesini beğendiğim sanatçılar var, evet. Hatta diva dediğim. Yani mesela Celine Dion'dur, işte rahmetli Whitney Houston yine gerçekten. Mesela Lara Fabian'ı çok çok beğenirim. Sesine çok hakim insanlar ama sahne şovu dersek, hani sahne şovu benim için dansla mutlaka bütünleşmeli. Yani beden sesle aynı uyumda hareket edebilmeli. O ritimdir yani insanı harekete geçiren. Çünkü sadece şarkı söyleyip böyle hani hopluyormuş gibi hareketler yapmaya ben dans demiyorum açıkçası. Bence her sahne sahne icra eden kişi biraz dans bilmeli, en azından biraz. Ömür sürdüğüm yollarına gel de son bıraktı kana yalnızdır ruhum ruhum yorgun ama bitiyor hala. Benim tarzım da şu anda hiç yok. Yani çünkü hiç. Ama benim tarzım şöyle farklı. Yani sahnede tabii ki dans eden insanlar var ama hani profesyonel koreografik partnerli dans. Benim yaptığım gibi başından sonuna tango yapacak, ondan sonra gelip birden salsa yapacak, ondan sonra bachata, kizomba falan böyle bir şey yok. Ama ne var? Arkada dansçılarla birlikte dansçı koreografisi sergilemek. Bunu Hadise'yi gördüm ve gerçekten güzel duruyor sahnede, göze de hitap ediyor. Bence bu zaten yeterli bir şey. Ha, ama bunun ötesinde hani muhteşem ötesi bir Türkiye'de hani olay yaratmış. O şekilde ilham aldığım yok. Maalesef şu anda hala bir numara benim için Beyoncé. Melis Bilen, en çok sevilen şarkısı Pamuk Kalplim'i ise Diyalog Magazin izleyenleri için seslendirdi. Hoş geldin dünyama pamuk kalplim, anlatacaklarım var sana, çok defa yandığından dilim, yıllarca kalbimi kilitledim. Bakışların akınca ruhuma çözüldü kilitleri kalbimin. Sihir bozuldu tüm yara bere yok oldu. Kulağımda adı mucizenin. Bir masal bu sanki sen prens ben de pirin. Öp yanağımdan bu kalp senin la la la. Bir masal bu sanki ben bembeyaz bir gelin. Al bu kalbimi artık senin. Bir masal bu sanki sen prens ben de perin. Öp yanağımdan bu kalp senin la la la. Bir masal bu sanki cümbüşü renklerin. Tut ellerimden bu kalp senin. Hoş geldin dünyama pamuk kalplim. Güzellikler sefalar getirdin la la. Bilmem senden önce neredeydin ama şimdi senle cennetteyim. Değişti hayatım çizgilerim, sayende mutluluk denizindeyim. Ruhum badisi kelebekleri. Melis Bilen röportajın sonunda Kıbrıs'ta hayranları için mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. Kıbrıs halkını seviyorum çünkü aşırı içten, aşırı samimi, aşırı güzel insanlar. Bence inandığınız şeyden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Müzikle uğraşıyor olabilirsiniz, memur olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz, öğrenci olabilirsiniz. Hayatta neyle uğraşıyorsanız uğraşın, asla inandığınız şeyden vazgeçmeyin. Yılmayın, pes etmeyin çünkü sonunda zafer sizin oluyor. Bu sanki cümbüşü renklerin, tut ellerimden bu kalp senin la la. Bir masal bu sanki gerçek oldu düşlerim. Al bu kalbimi artık senin. Öp yanağımdan bu kalp senin. Tut ellerimden bu kalp senin.